Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitim videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar, bugün yine çok önemli bir konuyu birlikte işleyeceğiz. Üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Bu mesleğe özenen, bu mesleği çok seven birçok arkadaşımız ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki dizilerde oynamak için ne yapmalıyım? Arkadaşlar, önce size önemli bir tavsiye. Bir tiyatroda da oynasanız, bir dizi filmde, bir sinema filminde, bir reklam filminde de oynasanız her koşulda ne olursa olsun oyunculuk eğitimi almanız şarttır. Son zamanlarda belki hani dizide oynamaya çok özenen oyuncu adayı olduğu için kamera önü oyunculuk ya da kast görüşmeleri adı altında bir takım insanları özendiren oyunculuk eğitimi verilen kurslar, atölyeler var. Bunların bazılarında belki teknik anlamda bazı faydalı bilgiler de almanız mümkün. Ama oyunculukta eğitim olarak esas olan eğitim anlayışı temel oyunculuk eğitimidir. Bunun için de birçok videoda bunun seçeneklerini hep anlatmaya çalıştık. Şöyle bir hatırlayalım. Gerçekten oyuncu olmak istiyorsanız Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde oyunculuk eğitim alabilirsiniz. Olmadı özel bir üniversitenin oyunculuk bölümünde eğitim alabilirsiniz. Olmadı bir özel tiyatro okulunda ya da bir tiyatro ekibinin ya da bir uzman eğitmenin bir atölye çalışmasına katılıp oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Peki kendinizce gittiniz ve gerçekten sıkı bir oyunculuk eğitimi aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar, o zaman gidip bir ajansa yazılabilirsiniz. Yani bir ajansla görüşürsünüz ki bundan önce iyi bir araştırma lütfen yapın. Yani gittiğiniz ajansın referansı iyi olsun, iyi oyuncularla çalışıyor olsun, iletişimi güçlü olsun. Size gerçekten oyuncu olarak bir şey katabilecek bir ajansa gidin. Eğer ajansla yapılan görüşmede karşılıklı bir anlaşma sağlanırsa kendiniz için artık yeni bir iş alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Yeni bir işe başlıyorsunuz yani. Nedir o yeni iş? Yapımcılarla görüşebilmek adına dizi filmi, sinema filmi ya da reklam filmi kast görüşmelerine gidebilmek adına artık sizin adınıza bir kurum var aracı olan ve sizi yönlendirmeye başlıyor. Ama bunun öncesinde yine yapmanız gereken önemli birkaç başlık var. Bunlardan birincisi, ki bunların belki de çoğunu ajans kendiliğinden sağlayacaktır ama siz yine de özen gösterin diye ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunlardan birincisi, arkadaşlar çok iyi bir fotoğraf çekimi yaptırmalısınız. Ve bu fotoğraf çekimi detaylı olmalı. Nedir? Yani boy fotoğraflarınız da olmalı, profil de olmalı, portre fotoğraflarınız da olmalı. Sizin oyunculuk özelliklerinizi, yüz ifadelerinizi farklı gösterebilecek çok estetik, çok güzel, çok şık fotoğraflar olmalı. Hatta bu yakın portre çekimlere headshot çekimler de deniliyor. Sonrasında çok iyi bir oyunculuk CV'si hazırlamalısınız. Oyunculuk CV'si nedir? Hani yaş, boy, kilo, işte yapabildiğiniz bazı özel spor alanları ya da becerilerinizle onu yazıyorsunuz. Bunun dışında geçmişteki oyunculuk tecrübelerinizden bahsediyorsunuz. Yani oynadığınız tiyatro oyunları, dizi filmler, sinema filmleri, varsa reklam filmleri olmak üzere hepsini yazarak bir özel CV hazırlıyorsunuz. Bunun dışında ayrıca yine bir özenerek hazırladığınız showreel olabilir. Showreel bir oyuncu için çok önemli. Peki nedir showreel? Arkadaşlar, showreel normal hazırladığınız CV'nin aslında bir bakıma görsel halidir. Yani daha önce oynadığınız tiyatro oyunlarından, dizilerden, sinema filmlerinden, reklam filmlerinden çok kısa görüntüler alıp montajlıyorsunuz.
Normalde süresi 2-3 dakikayı asla geçmemeli ya da maksimum 4-5 dakika olmalı. Bir show reel hazırlıyorsunuz ve herhangi birisi sizi sorduğunda ajansınız bu show reel'ı gösteriyor. Orada bakan yapımcılar, yönetmenler ya da işte o yetkili kişiler kimse bakıyorlar show reel'a ve sizin oyunculuk özelliklerinizi görüyorlar. Ona göre bir karar veriyorlar. Bu yüzden sizin adınıza show reel oluşturmak önemli bir avantaj. Diyelim ki bu mesleğin çok başındasınız ki o dönemlerden hepimiz naçizane geçtik. Gerçekten doğru düzgün oynadığınız bir tiyatro oyunu yok ya da bir dizi film, sinema filmi yok. Böyle bir tecrübeniz yok. En azından birkaç kısa oyun çalışabilirsiniz. Böyle oyunculuk anlamında farklı özelliklerinizi gösterebileceğiniz çok kısa bir çekim yapabilirsiniz. Bunu da tanıtımınıza ekleyebilirsiniz. En azından görsel anlamda böyle farklı oyunculuk özellikleriniz olduğunu diğer şirketler, yapımcılar da yönetmenler görmüş olurlar. Bu da bir alternatif seçenek olarak köşede durabilir. Tabii ki bütün bunları oyunculuk kariyer planlamasını ve ne yapmanız gerektiği konusunu öncelikle ajansa danışmanızda fayda olacaktır. Zaman zaman ajanslar dışında birebir anlamda çalışan menajerler de olabiliyor. Herhangi bir menajerlik şirketiyle anlaşabiliyorsunuz ya da birebir bir özel anlaşma da yapabiliyorsunuz. Orada da zaten menajer sizden bu tarz tanıtımlar, fotoğraf çekimi gibi, show reel gibi ya da işte CV gibi şeyleri talep edecektir. Çünkü önemli olan bir dizi görüşmesinde ya da bir çekim için yapılan bir kast görüşmesinde sizin özelliklerinizi ortaya koyabilmenizdir. Bunun dışında neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar, diziler için bazen kast görüşmeleri oluyor. Buna vaktinde gidebilirsiniz, çok iyi hazırlık yapabilirsiniz. Eğer tek size önceden verildiyse iyice çalışırsınız rolünüzü, ona göre gidersiniz. Oraya gittiğinizde gerçekten sadece işinize odaklı bir oyunculuk performansı gösterebilirsiniz. Oradaki herkesle çok iyi bir iletişim kurabilirsiniz, çok güler yüzlü olabilirsiniz. Ve kendinize güvenen bir şekilde gidip sadece orada çok keyifle oyununuzu gösterebilirsiniz. Ayrıca gittiğiniz diziyle ilgili ya da yapım şirketiyle ilgili ya da belki de görüşeceğiniz yönetmenle ilgili araştırma yapmanız da faydalı olacaktır. Çünkü orada kuracağınız olumlu bir iletişim sizin adınıza bir avantaj oluşturabilir. Her konuda araştırma yapmanız, gözlem yapmanız, çok okumanız, çok tiyatro oyunu izlemeniz, çok dizi, film, sinema filmi izlemeniz sizin adınıza artı bir konudur. Çünkü oyuncunun kendisini sürekli geliştirmesi gerekir. Yine keza yani sadece güzel olmak, yakışıklı olmak ya da buna benzer fiziksel bir özellik gibi düşünmeseniz de her anlamda formda olmanız yine sizin adınıza bir avantaj olacaktır. Yani bir oyuncu adayı düzenli spor da yapmalı, kendine çok iyi bakmalı ve kendisini sürekli geliştirmeli ve her an her rol için hazır tutmalıdır. İşte işin illüzyonu bu. Bu arada gittiğiniz birçok kast görüşmesinde, birçok dizi görüşmesinde belki çok heyecanlanacaksınız. Belki çok acemilikler yapacaksınız. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü birçok usta oyuncu bile yıllarca o deneme çekimlerine gitti, tecrübeler kazandı ve şimdi onları hayranlıkla izliyoruz. Dizilerde, sinemalarda, tiyatrolarda. Ama inanın onların da yaşadığı birçok kötü performans ya da tecrübesizlik ya da acemilik oldu. O yüzden önemli olan bir görüşmeye gittiğinizde karşınızda kim olursa olsun kendinizi çok iyi takdim etmeniz, çok iyi tanıtmanız ve orada elinizden gelen en iyi oyunculuk performansınızı göstermeniz olacaktır. Diyelim ki tam istediğiniz gibi olmadı, hiç önemi yok. Bir dahakine bundan ders çıkartıp çok daha iyi bir oyunculuk performansı göstermeniz mümkündür. Hiçbir zaman bir görüşme bir başlangıç ya da son değildir. Aynı bir dizide oynamanın başlangıç ya da son olmadığı gibi. Ve tabii ki belki ilk başta çok ufak rollerle de başlıyor olabilirsiniz. Özetlemek gerekirse dizide oynamak için bir oyuncunun yapabileceği en önemli konu kendisini çok iyi tanıtması,
mümkünse bir ajans ya da menajerle çalışması ve kendisini sürekli formda tutması ve sürekli geliştirmesi olacaktır. Tabii bunun dışında yine günümüzün çok önemli bir konusu var, sosyal medya. Adeta bizim kimlik kartımız gibi. O yüzden lütfen sosyal medya hesaplarımıza özen gösterin. Orada mümkünse her önüne gelen fotoğrafı ya da videoyu paylaştığınız bir sosyal medya algısı olmasın. Orada hakikaten bu mesleği çok ciddi bir şekilde yapan, oyunculuğuna özen gösteren bir profil çizin. Mümkünse yaptığınız işleri daha çok paylaşın. Size ait çok şık, çok sade, çok naif, çok anlaşılır bir sosyal medya hesabınız olması sizin adınıza avantaj olacaktır. Çünkü bir oyuncuyla çalışmak için her şeyi araştırıyorlar. Yani sizin tavrınız, kendinizi nasıl tanıttığınız, show reel'ınız, fotoğraf çekimleriniz, hatta oyunculuk performansınız dışında sosyal medyanıza da bakıyorlar. Nasıl kullanıyorsunuz, neler yapmışsınız, orada kendinizi nasıl anlatıyorsunuz diye. Yani bu işin bir komple bir iş olduğunu unutmayın. Bu anlamda bir tiyatro oyununda oynamakla bir dizide oynamak arasında çok da büyük fark yok. Sadece teknik farklar var. Hani tiyatroda sahneye çıkıyorsunuz, provalara katılıyorsunuz vesaire. Sete de gidiyorsunuz, provalara katılıyorsunuz. İşte set ekibiyle birlikte bir çekim planı içerisinde oyunculuğunuzu göstermeye çalışıyorsunuz. Dizide oynamalıyım ve nasıl oynamalıyım konuları üzerine size tavsiyeler vermeye çalıştım. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. En önemli konu bu ki ne yaparsanız yapın bu konuda çok iyi bir eğitim almanız gerekiyor. Zamanla, tecrübeyle bunu daha iyi ortaya koyuyorsunuz. Nacizane bugün eğitmeniniz olarak size dizide nasıl oynayabilirim sorusuna cevaplar vermeye çalıştım. Umarım sizler adına faydalı bilgiler sunabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.